Sinap teşekkürler. Şampiyon kızlarımız şu an itibariyle yurda döndü ve coşkulu bir karşılama var kendileri için. Burada bir bando ekibi kendilerini bekliyordu. Sevkap'ta şampiyon oldu Almanya'da. Stuttgart karşısında ilk maçta elde etti 3-1'lik avantajını. Rövanş mücadelesinde de 2-0'lık galibiyetle taşlandırıp sonrasındaki setleri artık prestij olarak oynamıştı sadece Eczacıbaşı ve Sevkap'ın şampiyonu olarak İstanbul'a döndü. Yaklaşık yarım saat önce uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmişti ve artık yavaş yavaş da şampiyon takımın oyuncuları havalimanından ayrılacaklar. Kendilerine şu anda çiçekleri hediye ediliyor ve dediğimiz gibi bando ekibi de coşkulu bir şekilde kendilerini karşıladı. Burada takımı bekleyen taraftarlar, oyuncuların aileleri karşılama için yerlerini almış vaziyetteler ve kupa ile birlikte, Avrupa kupasıyla, Sev kupasıyla birlikte de şu anda poz veriyor Eczacıbaşı oyuncuları. Birazdan tabii röportajlarımız da olacak. Eczacıbaşı'nın şampiyon oyuncularıyla onların aradaki ilk görüşleri, ilk düşüncelerini almaya çalışacağız. Koşullu görüntüler var havalimanında. Eczacıbaşı'nda aynı Sevkap şampiyonu. Ve şu anda da yavaş yavaş terminal binasından ayrılıyorlar. Bir coşkulu kutlamanın, coşkulu karşılamanın ardından 3-1'lik bir galibiyet vardı İstanbul'da oynanan mücadelede. Stuttgart'ta Almanya'da oynanan karşılaşmada da yine aynı skorla kazandı Eczacıbaşı ve Sevkap'ta şampiyon oldu. Yavaş yavaş şampiyon sporcularımız havalimanından ayrılacaklar. Biz de kameraman arkadaşım Ege Ural'la birlikte buradaki görüntüleri sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. İlk mücadele İstanbul'da. İlk mücadele 3-1'lik galibiyetle noktalanmıştı Almanya'da. Ardından rövanşta da zaten 2-0'lık üstünlüğü elde ettikten sonra şampiyonluğu garantilemişti temsilcimiz ve kalan setleri de kazanarak 3-1'lik galibiyetle İstanbul'a şampiyon olarak döndü Eczacıbaşı ki tarihinde önemli başarılar yaralandı kulüp. Bir yenisini ekledi. Sevkap şampiyonluğu ile birlikte bir Avrupa Kupası'nı daha müzesine götürme başarısını gösterdi. Şu anda da o kupa yavaş yavaş oyuncuları taşıyacak olan otobüse doğru gidiyor. Çiçeklerle süslenmiş bir vaziyette şampiyon takımın kupası yavaş yavaş terminal binasından ayrılacak. Salona geçecek oyuncular. Yarın yine bir medya günü olması planlanıyor ve şampiyonluk tabii ki kutlanmaya devam edecek. Eczacıbaşı Sevkap şampiyonluğunu şu anda ilk kutlamasını, yurtta İstanbul'da ilk kutlamasını Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir anlamda gerçekleştirmiş oluyor. Ve yavaş yavaş da oyuncular takım otobüsüne doğru geçiyorlar. Hayır, sen de Hande. Canlı yayındayız. Çok özür dilerim o zaman. Ben de sizden çok özür dilerim. Konuşmanız bittikten sonra görüşünüzü alayım o zaman. Oyuncuların şu anda yavaş yavaş ayrılma hazırlıkları var.
Havalimanından, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan şampiyon sporcularımız ayrılacaklar. Hande Baladın ve Simge Aköz takımın önemli isimleri. Birazdan onların da görüşlerini alacağız. Hande, biz özür dileriz, sohbetinizi böldük. Önemli bir şey ve önemli bir başarının ardından bunu konuşuyorsunuz. Neler hissediyorsunuz? Önemli bir şampiyonluk. Eczacıbaşı'nın tarihinde bunlar aslında alışılageldik durumlar ama bir yenisini daha eklemiş olduk. Dediğiniz gibi tekrar 2018'den sonra bu kupayı ülkemize getirmek bizi çok mutlu etti gerçekten. Sezon başında koyduğumuz hedeflerden bir tanesiydi Sevk Kupası'nı kazanmak. Ve sezonun başından beri her geçen gün daha da performansımızı artırarak maçlar oynamaya çalıştık ve sonunda da sezonun sonuna yaklaşırken bu kupayla taşlandırmak tabii ki bizi çok mutlu etti ve ilerisi için de motive etti açıkçası. Şimdi önümüzde lig maçlarımız var, playofflar başlayacak ve Türkiye Kupası var. Bu kupadan sonra diğer iki kupada da olabildiğince sahada savaşarak koyduğumuz hedeflerden birileri olarak o kupaları da Eczacıbaşı'na, ailemize kazandırmak istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkesin gerçekten çok büyük bir emeği var. Çok mutluyuz şimdilik. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim bir kez daha. Hande Balalı'nın da görüşleri bu şekildeydi. Yavaş yavaş artık Eczacıbaşı takımı havalimanından ayrılacak. Biz de yavaş yavaş onları buradan uğurluyoruz. Bir yandan da tabii kupayla poz veriliyor tabii ki. Ve yavaş yavaş da otobüse doğru biniyor şampiyon sporcular. Biz de buradaki yayınımızı yavaş yavaş noktalayıp sözü stüdyoya bırakalım.